Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, 2022 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 2022 yılı sizin için hem maddi hem manevi alanda büyük fırsatlar getirebilir. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konularda mutluluklar var. Evet, yılın geneline, genel hatlarıyla şöyle bir bakalım. Evet, ay düğümlerimiz bu yıl boğa ve akrep burcunda. Dolayısıyla kadersel tutulmalarımız da boğa ve akrep burçlarında olacak. Nisan, Mayıs, Ekim, Kasım tutulma dönemlerimiz. Bunlar biliyorsunuz hepimizi bireysel ve kolektif alanda yıl genelinde etkiliyor. Uranüs boğa burcunda ilerleyecek. Dolayısıyla tutulmalarda Uranüs'ün de çok güçlü bir etkisi olacak sevgili yengeçler. 11. eviniz ve 5. eviniz bu yılın en önemli etki alanları. Kuzey düğüm boğa burcunda, Uranüs de boğa burcunda olduğu için 11. eviniz artık hayata bakışınız, işte beklentileriniz, hayaller, dilekler, umutlar, projeler. Buralarda ilginç olduğu kadar bazen beklenmedik sürpriz fırsatlar getirebilir size. Hedefleriniz değişiyor, hayattan beklentileriniz değişiyor. Arkadaşlarınız, sosyal çevreniz değişiyor. Özellikle Nisan-Mayıs tutulmalarında gerek duygusal ilişkilerinizde, gerekten arkadaş grup ilişkilerinizde bazı önemli sürpriz açılımlar olabilir. Yeni çevrelere girebilirsiniz, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bu yeni tanıştığınız insanlar size çok farklı kapılar da açabilir tabii. Yani bir gönül ilişkisi de olabilir bu. Belki bir iş ilişkisine doğru ilerleyebilirsiniz. Yani hayatın sürprizleri bu yıl sosyal çevreden geliyor, arkadaşlardan geliyor. Biraz böyle farklı, bohem, değişik insanlar karşınızda olabilir. İş ve kariyer konularında çalıştığınız, yani birlikte çalıştığınız arkadaş ilişkileri, belki işle ilgili bir proje üzerinde bir görev alacaksınız ve farklı bir çalışma alanında bulunacaksınız. Burada çalışma ortamınızın değişmesi, işte çalışma arkadaşlarınızın değişmesi mümkün. Bu anlamda çalışmalarınızın karşılığı olarak tabii ki maddi kazançlar da artabilir yıl genelinde. Yani burada da kazançlarınızın büyümesi anlamında bazı yeni açılımlar var. Biraz cesur olmanız gerekiyor. Size verilen bir görevi almak için daha cesur davranmanız gerekiyor. Farklı bir, hani uzun süredir çalıştığınız bir işi biraz değiştirebilir ya da işte çalıştığınız bir projede farklı açılımlar olabilir. Buralarda gerekli yenilikleri yaptığınız takdirde, cesaretle adım attığınız takdirde size başarı kadar maddi bazı gelirler anlamında da hayatınıza tabii ki hızlı açılımlar olabilir. Evet, Nisan, Mayıs bu anlamda tutulmalarla birlikte önemli ve Kasım, Ekim ayında da yine yeni bir tutulma döngümüz var. Kasım ayında Akrep Burcu'nda ay tutulmamız 5. evinizde olacak. Duygusal konular, aşk konuları özellikle yılın genelinde önemli. Evet, Mayıs ayında da aşkla ilgili hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz ama yıl sonunda da yine çok önemli görünüyor. Biraz duygusal zorlanmalar olabilir. Yani aşk alanında beklemediğiniz durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Hatta bazen kafanız da karışabilir. Hani bir aşk ilişkisi bir anda böyle şekil değiştirebilir ya da bir arkadaşınızla bir anda sürpriz bir şekilde işte bir duygusal ilişkiye girebilirsiniz. Tüm bunlar hani yılın genelinde gerçekten romantik konularda, ilişkilerle, aşk ilişkileriyle ilgili konularda hızlı ve beklenmedik sürprizler getirebilir size. Gittiğiniz ortamlarda ilginç karşılaşmalar olabilir. Bir anda hiç beklemediğiniz bir ilişki içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Çocuklarla ilgili yine etkiler yoğun. Çocuk sahibi olmak, hamile kalmak. Eğer istiyorsanız tabii ki bu yılın fırsatları güçlü görünüyor. Beklemediğiniz sürprizler de olabilir. Onu da söylemekte fayda var. Evliyseniz, artık çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu yılı değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınız var. Çocuklarınızla ilgili yine yıl genelinde biraz daha meşguliyetleriniz olacak. Çocuklarınızın hayatında bazı dönüşümler var. İşte onlar okula başlayabilir. Onlar eğitimleriyle ilgili bazı adımlar atabilirler. Belki evlenecekler. Belki onların çocukları olacak. Yani çocuklarınızın hayatı ve onların hayatındaki dönüşümler de yılın genelinde tabii ki sizin için önemli bir motivasyon olacak ve ilgi alanınızda olacak. Sevgili yengeçler,
Ocak ayında bir Venüs retrosu var ve 7. evinizde oluşuyor ve Mart ayına kadar da Venüs ilişki evinizde. Aslında bu yıla ilişki dinamiklerinizle ilgili biraz hassas başlıyorsunuz. Belki süregelen bir ilişkinizi sorgulama içerisindesiniz. Bir evlilik olabilir ya da bir işbirliğiniz olabilir. Venüs Oğlak'la daha ciddi ilişkilerle ilgilidir aslında. Uzun vadeli ilişkilerle ilgilidir. Bu sorgulamalarda önemli keşifler de yapabilirsiniz tabii ki. İlişki dinamiğinizdeki eksikleri, beklentilerinizi tekrar bir gözden geçirebilirsiniz ve iyileşmeler için de önemli adımlar atabilirsiniz. Özellikle Şubat başından itibaren süregelen ilişkilerinizi kendi istediğiniz gibi yapılandırmanız ve hayatınızda daha dengeli koşullar oluşturmanız mümkün. Ocak ayında önemli kararlar vermeyin. Hani karşınıza yeni birisi çıkabilir, bir teklif alabilirsiniz, iş teklifleri olabilir. Buralarda özellikle yeni adımlar atmak, yeni kararlar vermek çok sağlıklı olmayabilir. 5 Şubat'tan sonra daha dengeli olabilirsiniz. Daha sağlıklı ve uzun vadeli kararlar verebilirsiniz. Yıl genelinde geçen yıl olduğu gibi Satürn Kova burcunda olacak ve 8. evinizde olacak. Satürn sınırlamalar ve sorumluluklarla ilgili olduğu için bu yılda da borçlanma konuları, kredi konuları, işte genel olarak finans konularında daha ciddi olmanız, daha kararlı olmanız gerekiyor. Biraz da sabırlı olmanız gerekiyor. Dışarıdan gelen ek gelirler, işte beklediğiniz bazı paralarda gecikmeler olmakta. Bu yıl da olabilir bunlar ya da eşinizin gelirleri biraz azaldı. Eşinizle ilgili kaynaklarınızda sıkıntılar yaşıyorsunuz veya bir evlilik ya da boşanma için problemi içindesiniz. Hayatınızda böyle bir karar verdiniz. İşte orada paylaşımlar, işte tazminat, nafaka gibi konular söz konusu ve bunların sizin üzerinizdeki sorumlulukları var. Bu yıl da bunlar devam edebilir ama özellikle Ağustos ayından itibaren daha hızlı çözüm yolları bulmanız, daha hızlı belki problemleri, süregelen son bir yıldır devam etmekte olan bazı problemleri istikrarlı bir şekilde en azından adım adım çözmeniz mümkün görünüyor sevgili yengeçler. Mars bu yıl çok uzun süre ikizler burcunda kalacak. 12. evinizde kalacak. Ağustos ortalarından itibaren geçişini yapıyor. Yıl sonuna kadar ikizler burcunda ve gerileme dönemi de yılın son iki ayında 31 Ekim'de retroya başlayacak. 12. evinizde olduğu için biraz beklenmedik koşullar olabilir. Hani güvenlik alanlarına dikkat edelim. Özellikle iş konularında olabilir bunlar. İlişkiler konularında olabilir. Mars burada kontrol dışı durumları daha fazla gündeme getirebilir. Bir iş ilişkisinde ya da aşk ilişkisinde evet orada zaman zaman mücadeleler hissedebilirsiniz ve bunun hani geri planda işte arka planda olan beklemediğiniz bazı enerjileri söz konusu olabilir. Dedikodular, iftiralar, işte yalanlar olabilir, gizli düşmanlıklar olabilir. Bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. En sizin için zorlayıcı dönemler ne zaman olabilir? Özellikle yıl sonu, Mars'ın retro olduğu dönem, Kasım sonları, Aralık ayına biraz daha dikkat etmekte fayda var sevgili yengeçler. Sevgili yengeçler, 2022 aslında sizin için çok şanslı bir yıl. Çünkü şans gezegenimiz Jüpiter yılın büyük genelinde Balık burcunda olacak. 11 Mayıs'a kadar yılbaşından itibaren Balık burcunda 9. evinizde olacak. 11 Mayıs'ta 28 Ekim arası Koç burcuna geçiyor. Ardından 28 Ekim'den itibaren tekrar Balık burcunda olacak. Evet, Jüpiter Balık'ta çok güçlüdür. Çok destekleyici bir açıda, üçgen açıda olacak size ve kendi evinde, 9. evinizde hareket edecek. Bu yıl genelinde aslında yaşadığınız her ne olursa olsun size güçlü bir anlayış, bir farkındalık getiriyor. İnanç gücünüz artıyor. Hayata daha manevi, daha derin bakabileceğiniz bir dönem. Manevi açılımlar olabileceği gibi kendinizi gerek felsefi, gerek kültürel, gerek inançsal yönden geliştirecek ortamlarda daha fazla bulunabilirsiniz. Bu yıl mesela yolculuklar anlamında çok şanslı bir yıl. Yani özellikle inanç yolculukları, kutsal yerlere yolculuklar, geziler, deniz yolculukları, uluslararası, özellikle yurt dışına yapılacak seyahatler, yolculuklar anlamında yıl genelinde çok güzel destekler alabilirsiniz. Tabii ki eğitim hayatı devam eden yengeçler, akademik konular, üniversite konularında da size Jüpiter'in güzel destekleri var. Kariyer konularında, yurt dışı ile bağlantılı iş ve çalışma alanlarında da yine Jüpiter'in desteklerini alabilirsiniz. 11 Mayıs'a kadar olan dönemde özellikle Nisan ayı çok dikkat çekici. Nisan ayında 5-15
özellikle Nisan'ın başında 1-7 Nisan arası Jüpiter Oğlak Burcu'ndaki Plüto ile çok güzel bir destek açıda olacak. Bunu iyi değerlendirin. İlişki dinamiklerinizi de etkiliyor çünkü. Özellikle yıl başında eşinizle belki bazı işte böyle evlilik ayrılık konuları ya da işbirlikleriyle ilgili bazı yasal konularınız olabilir. Buralarda çözüm bekleyen konuları Nisan ayında daha rahat çözebilirsiniz. Burada bir anlayış oluşması, belki böyle bir farkındalıkla beraber hani gereksiz zıtlaşmaları bırakarak daha rahat çözüm yolları bulmak mümkün. Hukuksal destekler almanız mümkün. Her türlü ilişkilerle ilgili bir yasal sorununuz varsa, bir hak arayışınız varsa Nisan ayında burada çok güzel açılımlar gelebilir, destekler gelebilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Hatta bu bir seyahatte olabilir, yurt dışında olabilir. Evlilik kararları almak için de Nisan ayı çok güzel görünüyor. Nisan'ın 5-15 arası Jüpiter'le Neptün'ün birleşimi var. 9. evinizde muhteşem manevi anlamda açılımlar söz konusu. İşte bu dönem özellikle bahsettiğim o yolculuklara ya da ruhsal manevi yolculuklara çıkabilirsiniz. Eşinizle ve partnerinizle çok güzel bağlantılar kurmanız mümkün. Evlilik için de güzel bir dönem. Nisan ayını tavsiye edebilirim. Muhteşem bir Jüpiter-Neptün desteği var örneğin. Ve yine 7. evinizde destekliyor. Nisan ayı bu anlamda çok güzel. Tutulma da yine Boğa burcunda sizin için destekleyici bir tutulma olacak. Her türlü işbirliği, evlilik, anlaşmalar, sözleşmeler, hani Nisan ayında bunun için güzel açılımlar var. 11 Mayıs ile 28 Ekim arası Jüpiter Koç burcunda olacak. 10. evinizde olacak. Bu daha çok hani hayatınızın sorumlulukları, hani iş, kariyer konularında size fırsatlar getirebilir. Yine çok güzel bir alanda, güçlü bir alanda olacak. Özgüveniniz de çok artıyor bu süreçte. Özellikle işle ilgili bazı beklentileriniz varsa ya da kendi işinizi yapıyorsanız, özellikle Jüpiter Koç'ta bireysel işler için daha fazla cesaret verir. Kendi işinizle ilgili girişimlerde bulunmak, kendi işinizi yapıyorsanız işinizi büyütmek, İşinizle ilgili bazı yeni bağlantılar, anlaşmalar yapmak için de yine bu dönem gerçekten çok faydalı olabilir sevgili yengeçler. Hepinize mutlu bir yıl diliyorum. Yeni yılda yeni videolarla birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.